İt verdiğimiz YPG diyorlar ya. Ne zaman terörist oldu biliyor musun? Erdoğan'ın Yepege'nin başını Salih Müslimi bizim Ede. üniversitede okumuş. Çağırıp Ya bunu anlatmaya o kadar o kadar üzülüyorum ki bunu anlatırken. Ya bir ülke nasıl bu kadar nasıl bu kadar kendi hayatını gözden çıkarmış olabilir? Çağırıyor Salih Müslimi makamına 2011 yılında. O zamana kadar YPG terörist sayılmıyor. Türkiye normal ilişki kuruyor YPG ile. Salih Müslüm'ü Dışişleri Bakanlığı'nda ağırlıyorlar, YPG'nin başını. Erdoğan Salih Müslüm'e diyor ki, kafaya takmış ya, siyasette küslük olmaz dediği Esad'ı, kafaya takmış ya, bir gurur meselesi yaptı ya, Emevi Camii'nde namaz kılmaya ahdetmiş ya seçmenlerine. Dönüyor Salih Müslüm'e diyor ki, ÖSÖ beraber olun diyor, destek olun ÖSÖ'ye, Esad'a karşı savaşın YPG'nin başındaki Salih Müslüm diyor ki bizim öyle bir gücümüz yok yapamayız. Eğer bunu yapmazsan seni iki günde terör örgütü ilan ederim diyor. Yapamayız diyor. Ve onun üzerine çıkıyor. YPG'yi terör örgütü ilan etti. Şimdi ben bunu uyduruyor muyum? Hepimizin zihninde görüntüleri bulamadım olsaydı verecektim. Yahu Amerika Suriye'deki Kürtlere yardım için silah verirken Türkiye koridorunu açmadı mı? Peşmergenin geçişine Suriye'deki Kürtlerin oradaki savaşta galip gelmesi için Türkiye topraklarından peşmergenin geçmesine izin vermedi mi? Şu anda Tayyip Erdoğan çıkıyor her gün ekranda Amerika diyor YPG'ye kamyonlar dolusu silah verdi. Sen izin vermedin mi? Senin toprağından geçme iznini sen vermedin mi o silahların? O güne kadar terör değildi. Ne oldu bir günde terör ilan ettin YPG'yi? Ettin. Tamam diyelim ki ettin. Niye şimdi? terör etmeye gerekeceğin yani Esat'la kavgan adamı dedin ya YPG'nin başına git Esat'la kavga savaş yoksa seni terör örgütü ilan ederim. Adam dedi ki gücüm yok. E sen şimdi Esat'la barışıyorsun ama orada YPG diye bir terör örgütü kaldı. İlan ettiğin terör örgüt. Niye bu savaş? Orada PKK. Niye yarattın bunu? Niye bu senin yanlış Suriye politikanın üzerine Türkiye'nin Suriye'de bir düşmanı oldu? Niye biz sırf sen Esat'la ilgili kurduğun Cümleler gerçeğe dönüşsün diye sırf Emevi Camii'nde namaz kılacağım gibi saçma sapan İslamcı bir ilkokul çocuğu düzeyindeki bir dava uğruna niye orada bir terör örgütü yarattın? Şimdi o terör örgütüyle niye bir savaş halindeyiz ve niye bizim çocuklarımız ölüyor? Bizi izleyenlere şunu dikkatini çekmek istiyorum. Siyasetçiler hayatımızla oynuyorlar. Siyasetçiler çocuklarımızın hayatıyla oynuyorlar. Siyasetçiler ülkemizin bütünlüğüyle oynuyorlar. Siyasetçiler geleceğimizle oynuyorlar. Siyasetçiler iktidarda kalmak için çocuklarımızın canını alıyorlar. Malımızı alıyorlar, mülkümüzü alıyorlar, bizi yoksulluğa mahkum ediyorlar. İstedikleri zaman düşman yaratıyorlar, biraz önce gördüğümüz gibi. İstedikleri zaman işlerine geldiğinde o düşmanla el sıkışıp küslük olmaz deyip barışıyorlar. AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren, diğer partilere oy veren hepsinin şuna dikkat etmesi gerekiyor. Biz 83 milyon bu ülkenin evladıyız. Partiler bugün var, yarın yok. İktidarlar sırf o parti, bu parti iktidar olsun diye hayat süremeyiz. Hayatta her şey siyaset değildir. Bu ülkede ağız tadıyla yaşamak için her birimizin namuslu, vicdanlı, bu ülkeyi seven, bu ülkeyi düşünen, bu ülkenin bütün çocuklarına, Kürdüne, Alevisine, Başörtülüsüne, Dindarına, kendi evladı gibi bakan, onları gözü gibi koruyan bir anlayışa gelmemiz gerekiyor. Bu anlayışa biz gelirsek siyasetçileri buna getirebiliriz. Biz eğer bu anlayışa gelirsek PKK sorunu kalmaz. Çünkü bir Kürt sorunu çocuğu daha çıkmak zorunda kalmaz. Biz bu anlayışa gelirsek sınırın öte yanındaki YPG dedikleri, terörist dedikleri o grupla Bundan 10 yıl önce nasıl ki bizim ülkemizde üniversite okumasına müsaade edip Dışişleri Bakanlığında ağırlayacak kadar dostluk kurduysak aynı dostluğu yine kurabilirdik. Ama sırf Erdoğan iktidarda kalsın diye orada bir terör örgütü yaratıldı ve o terör daha doğrusu ilan edildi bir grup, daha önce ilişki kurdukları bir grup. Şimdi o terör örgütüyle savaşıyorlar yine iktidarda kalmak için ve olan bizim çocuklarımıza, olan bizim bütçemize ya öyle bir yoksulluk var ki Murat ortalıkta gerçekten artık yaşanabilecek bak duyuyoruz otobüste duyuyoruz metroda duyuyoruz insanların konuşmalarını cip, paraların olmayan gençleri duyuyoruz kendimiz markette görüyoruz çok şükür hani bizim az buçuk bir imkanımız var onunla idare ediyoruz marketteki fiyatlara bakıyorum ben dehşete kapılıyorum bu ülkenin insanları nasıl geçiniyor diye bizi yoksulluğa mahkum ettiler ölüme mahkum ettiler çürümüşlüğe mahkum ettiler ve hala iktidarlarını korumaya çalışıyorlar oy mu verecekler? Verin. Ak Parti'ye oy verecekler. MHP'ye oy verecekler. Onlara seslenmek istiyorum. Bir dönem daha iktidarda olun. Ama vicdanınızı kaybettikten sonra, insanlığınızı kaybettikten sonra garip kuramanın çocuğu, sırf sizin partileriniz iktidar olsun diye ölürken, şehit olurken siz evinizde lokmanızı yutabiliyorsanız, kendi çocuğunuzun gözünün içine bakabiliyorsanız şu anda beni izleyen bir tane bile Ak Partili varsa İki, iki saniyeliğine kendi çocuğunun gözüne bakmasını istiyorum. İki saniye, saniye, saniyeliğine. O şehit olan çocukların her biri onun çocuğu kadar kıymetli. Her biri, her birinin anne babası onun çocuğu gibi, onun, onun gibiydiler. Ama oy verdikleri partiler sırf iktidarda kalmak için bu çocukları ölüme gönderiyorlar ve siz evinizde oturup sadece bu seçimi de biz alacağız, bu seçimi de reis alacak, bu seçimi de Cumhur İttifakı alacak. Alın, alın belki abad olursunuz iktidarla. Ama insanlığınızı kaybettikten sonra, vicdanınızı kaybettikten sonra bütün bu yıkımların, o Suriye'deki evini terk eden 5 milyonun bedduası var, bedduası. Hiçbirimizin yakası bir araya gelmiyorsa o yüzden gelmiyor. Evet. Bu garip kurabanın dili olmayan bu anne babanın, bu askerlerin çocukları var, anne babası var ya yoksul. Hani bir tane baba vardı. E, oğlunun ölüm haberi verildiğinde böyle kelimeler dökülmemişti. Çünkü isyan edecek belli ki korktuğundan o babanın çıkmayan cümlelerinin ahı her birimizi yakalayacak. Ya yoksulluk olarak yakalayacak, ya bir felaket olarak yakalayacak, ya, ya bu ülkenin yıkımı olarak yakalayacak. Ha, hala iktidar hayali kurabilirsiniz, hala kendi partilerinizin peşinden gidebilirsiniz, hala Bahçeli'nin her grup toplantısında size verdiği savaş gazını yutmaya devam edebilirsiniz, hala Erdoğan'ın kendisi 500 korumayla gezerken Allah bize de şehitlik nasip etsin gibi hamasi cümlelerine hala kanabilirsiniz. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Süleyman Soylu'nun 252 evladımızın katili dediği bir adama gidip tokalaşmasını hala hiçbir şey yokmuş gibi izleyebilirsiniz. Sorun yok. Tabii ki izleyebilirsiniz. Ama bilin ki hiç kimsenin aha yerde kalmaz. Hemen özellikle kendini dindar olarak kabul eden AK Partilere söylüyorum. Kimse mazlumun aha yerde kalmaz. O mazlumların bedduası eninde sonunda gelir. Her birimizi tutar. Sadece sizi değil suskun kalan aydını yazarı, sesini çıkarmayan muhalefeti, isyan etmeyen 83 milyonu sandıkta hesabını sormayacaksa, hani demiyorum. Ben sandıkta da demiyorum. Bugün ayağa kalkmamız lazım. Çocuklarımızın hayatını korumak için bugün elimizden ne geliyorsa, sosyal medyaysa sosyal medya, sokaksa sokak, neredeyse en temel anayasal hakkımız bizim. Anayasanın 24. maddesinde izin almadan her türlü isyanımızı, itirazımızı yönetenlere karşı dile getirme özgürlüğümüz var, hakkımız var. Bugün yapmıyorsak, sandığı bekleyeceksek, sandığa kadar kaç çocuğumuzu daha kaybedeceğiz? Umarım her şey matematik değildir bunu görebilirler. Umarım her şey iktidar değildir bunu görebilirler. Umarım zerre kadar vicdan, zerre kadar insanlık tekrar edeceğim bir kere daha sana bırakıyorum. Umarım kendi çocuklarının gözlerinin içine baktığında o garip gurebanın çocuğunu, o garip gurebanın anne babasını zerre kadar hatırlıyorlardır ve ona göre de bundan sonra ona göre davranacaklardır. Her birimiz bundan sonra ne yapıyorsak elimizdeki bu çocukların kanı olduğunu unutmadan yapalım. Hepimiz katile dönüştük, hepimiz bu iktidarın Süleyman Soylu'nun, Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin suç ortağına dönüştük ne yazık ki. Çünkü yeterli tepkiyi göstermiyoruz, yeterli itirazı yapmıyoruz. Yeterli bir ülkenin evladı olmanın, vatandaşı olmanın sorumluluğunu yerine getirip sesimizi yükseltmiyoruz ne yazık büyük, ki. Büyük devletler savaşmayı bildiği kadar konuşmayı ve barışmayı da bilen devletlerdir. Ve Türkiye son dönemde iç kamuoyu dahi anlatamadığı bir savaş ortamının Suriye'de, Libya'da her yerde içinde. Ve her yerde aslında o günlük kazanıyor gibi gözükse de kısa ve orta vadede evet. çok ağır bedellerini Ekonomisi önemli değil. Ekonomi de tabii önemli ama siyasi olarak, insani olarak, vicdani olarak insanları kaybederek veriyor. Benim şimdi şöyle bir sorum var. Evet. Şimdi 11 yıl boyunca kendi ülkesini kana bulamış. Hatta hatırla 2015'te bir salin gazı attığı da Esad'ın söylenmişti. Ve bu Türkiye özellikle hem Obama o dönem Amerikan başkanıydı. Hani oradaki kırmızı çizgileri aşılar deyip bir yaptırım için başlamıştı. Türkiye'ye kalktı falan filan kendi insanına sarin gazı kullanmış olan bir adamla bile sert de küslük olmaz diye konuşmayı kafana koydun. Peki bir bölgede İdlib başta olmak üzere oradaki yüzlerce eli silahlı cihatçı grupla konuşuyorsun. Peki peki Suriye'de tek konuşmadığın grup hangisi? Terörist dediğin PYD, YPG'liler değil mi? Peki diyelim ki senin dediğin gibi bir grup bu insanlar. Tamam. Onlarla Amerika konuşuyor mu? Konuşuyor. Rusya konuşuyor. Bugün daha Rusya'nın Suriye bölge komutanı, yani Suriye'deki komutanı, en üst düzey komutanı YPG'lerle, PYD'lerle toplantı yaptı. Levent, soru şu. Türkiye daha evvel bir şekilde irtibatta olduğu bu insanları niçin elinin tersiyle itip Amerika'nın, Rusya'nın ve hatta Suriye'nin yanına doğru itiyor? Bundan Türkiye'nin kazancı ne ve ne olabilir? Türkiye önce istihbarat yöntemi, istihbaratçılarıyla sonra dışişleriyle başka türlü şekillerde konuşarak ki onlar hep şunu söylüyorlar biliyorsun. Hani Türkiye'de medyasında olmuyor ama konuşmak istiyoruz. Biz bir şey yapmak istemiyoruz. Hani son tahlilde bu tarafta da akrabaları var, o tarafta da akrabaları var. Hani oradaki coğrafya yok zaman sadece PDP edemiyorsun ki orada Kürtler var aynı zamanda ve onların tepkisi. Niçin konuşulmuyor onlarla sorusu önemli bir sorudur. Bir. İkincisi tabii saf değiliz. Türkiye'deki çözüm sürecinin bitirilmesiyle Suriye'deki oradaki oluşumun daha çok terör örgütü olarak adlandırılması. Bütün bunlar aslında birbirini tetikleyen süreçler. Bugün Türkiye'de binlerce demokratik siyaseti savunan Kürt siyasetçiler niye cezaevinde ise aynı şekilde Türkiye'nin büyük bir reddiyle ancak savaşla biz o bölgede bir şey yaparız. Ne diyor Türkiye? 30 kilometre geriye gitsinler. Daha da geri çekilsinler biraz daha. İşte Kobani'yi falan filan işte orada boşaltsınlar. Orada olmasınlar. Ve onlar siz onları terörist olarak kabul edin diyor. Şimdi iyi de bütün bunları istedikleri tırnak içinde kişiler kim aynı zamanda? Büyük devletler değil mi? Rusya ve Amerika Türkiye'nin iyiliğine ne kadar bir şey yapabilirler? Türkiye doğrudan kendisi konuşsa, Türkiye Oslo'da konuşmaya çalıştı biliyorsun. Sızdırdılar. Ya Allah'ın Amerikalısı gelip bizim buradaki Kürt'le konuşuyor burada, da... Burumuzun dibinde. Burada Kürt'le konuşuyor da biz konuşamıyoruz. Konuşamıyoruz. Olacak ya. Yani e şimdi sen içerideki demokratik siyaset diyen Kürt'ünü konuşturmuyorsun. Ya Levent 5 gündür 6 gündür Kobane davası devam ediyor biliyor musun? Ya bir tek yerde haber yok. Gülten Kışanak öyle bir savunma yapmış ki ya, okudum ben. Sen de görmüşsündür mutlaka. Diyor ki Gülten Kışanak, yahu bizim fotoğraflarımızı makine başkanı gösteriyorsunuz Kandil'de. Biz oraya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin isteğiyle barış için gittik kardeşim. Bundan niye bizi sorumlu tutuyorsun? Barıştırmak istemiştik diye anlatıyor, feveran ediyor. Bir yerde haber yok. Çünkü devletin ya da medyanın büyük bir çoğunluğunun bakışı da farklı oraya. Yani böyle bir milliyetçi... Arkadaş iyi de Bilitte yaşam diye bir şey var. İyi de sınırın hemen ötesinde bir bir Kürt oluşumu var. Konuş, konuştur. Tarihin değişir belki. Belki tarihin değişir belki. Ölümler azalır belki. Hani bunları konuşmadığın müddetçe daha çok savaş, daha çok kan, daha çok bayrak ama bu bir yere gitmiyor. Barış süreci bence Tayyip Erdoğan'ın 15 yıllık, 20 yıllık iktidarında yaptığı en namuslu, en vicdanlı hareketti. Çok önemliydi hakikaten. Fakat kendi yaptığı işe kadar, işe sahip çıkamayacak kadar da korkak davrandı bu meselede. Sırf mevcut yeni ittifakları, yani iktidarda kalmak için o dönemde barış yaptığı bence çok kıymetli bir adımdı. Orada iş tuttuğu insanların her birini sattı. Kendisiz kandile gönderdiği insanların sonra o fotoğrafların her birini PKK ile işbirliği yapıyor diye pazarladı. Ben bu insana... Bu insanın tarifi için kullanabileceğim kelime artık bulmakta zorlanıyorum. Tekrar söylüyorum. Bu tanımı her bizi ekranda izleyen herkesin kendi inisiyatifine bırakıyorum. Bir insan beraber iş tuttuğu arkadaşlarını, beraber iş tuttuğu insanları yarın başka bir çıkar uğruna, kendi iktidarını korumak üzerine satıyorsa o insana ne denir? Resmen sattı. Biraz önce söylediğin gibi Gülten Kışanak da öyle, Selahattin Demirtaş da öyle, diğerleri de barış sürecinde gidin arkadaş siz kandille konuşun bir an önce silah bıraksın diye gönderdiği insanların fotoğrafla o fotoğrafları sonra bunlar PKK'lı diye pazarladı. Sırf 3 tane daha oy almak için. Böyle bir adamla karşı karşıyayız ve böyle bir adam bizim ülkemizde cumhurbaşkanı. Ben bundan sadece utanç duyuyorum. Bu ülke böyle bir böyle bir anlayışı kabul et, edemez, etmemeli. AK Partilisi olsun, CHP'lisi olsun. Bizim biraz ahlakımızın olması lazım. Bizim, bizim biraz haysiyetimizin olması lazım. Bizim biraz onurumuzun olması lazım. Bizim biraz başkasını satmamayı, düşmanımız olsa bile kötü davranmamayı, düşmanımıza bile adaletsiz davranmayacak kadar ahlaklı, ahlak edinmiş bir toplum olmamız ve bunu gerektirecek de bir siyaset anlayışın olması lazım diyeyim. İstersen muhalefet kısmına geçelim. Geçelim, geçelim. Altılı masa senle başlayalım. Sonra ben de birkaç cümle söyleyeyim. Toplandılar. Anayasa açıkladılar. ...yeni bir anayasa metin... ...orada eleştiriler var... ...sen söyleyeceksindir zaten... Ee, iki, ...hemen ardından liderler toplantısı oldu... ...ama benim dikkatimi çeken... ...yeni bir toplantı tarihi de açıklanmadı... ...orada to enteresan bir durum var... ...niye açıklamadılarsa bilmiyorum... ...ama sen istersen ne söyleyeceksin... ...çok az vaktimiz var... ...üç şey söyleyeyim... ...metinden başlayayım ben... Ee, ...dün diyor ki... ...ortak metinde... E, ...Altılı Masa'nın... ...9 ana başlık ve 72 alt başlıkta... ...yoğun bir biçimde çalışma yapıyoruz... ...36 alt başa çalışmaları bitirdik... Yani